Acaba biri bu masum kıza durumunun biraz farklı olduğunu anlatabilir mi? Nefes almayı kesse iyi olur. Çünkü buna devam edecek olursa... Ölecek! Eğer ıskalarsam kafatası ortasından ikiye ayrılacak. Evet, işe koyulalım. Saymaya başlayın, hadi. Bir... İki... Al şunu. Keyif aldın mı? Becerimi gördün mü? Ben asla asla ıskalamam. Ver bakayım. Evet. Al bakalım ye. Hadi ye şunu hadi. Hadi. Evet. Amma da cesur kızmış. Efendim, sonuçta kimin kızı? Kızım dur, her yeri kirletiyorsun. Aman Allah'ım. Ah, Trishna. Sabahtan beri dışarıda oynuyorsun. Şimdi mi anneni hatırladın? Trishna? Ne oldu tatlım? Neden soluk soluksun? Ve neden bu kadar terledin? Suratın bembeyaz kesilmiş. Peki saçlarının geri kalanına ne oldu? Söylesene ne oldu? Babam. Baban yine dövdü mü seni yoksa? Peki ne? Orada ne oldu Trishna, söylesene. Başıma elma koyup ateş etti. Allah'ım. İnsan bunu nasıl yapabilir? Hem de kendi kızına. Bütün ev çamurla dolmuş. Ahmak Trishna'dan başkası yapmış olamaz. Şuraya bak. Trishna! Hey Trishna! Bütün evi çamura bulayarak ne yapmaya çalışıyorsun ha? Seni çirkin tembel kız.
Her yeri berbat etmişsin. Lanet olası. Giderek annene daha fazla benzemeye başladın. Gel buraya. Rezil şey. Rezil şey. Anne. Anne. Önce doğduğun gün anne, anneni lütfen. Öldürdün. Anne. Ne var? Bırak gitsin. Zaten yeterince korkmuş. Bugün babası ona ne yapmış biliyor musun? Bugün ne yapmışsa yapmıştır. Asıl sen daha önce ne yaptığını bir düşün istersen. Dur anlatayım. O daha 2 yaşındaydı. 2. Siz evlenmeden uzun zaman önceydi. Sen hiç hayatında aslan avına şahit oldun mu? Oğlum Balraç av olarak keçi yerine onu kullandı. Ama aslan mermisi yüzünden ölmedi. Kalp krizinden öldü. Bu kız Balraç'ın sayesinde hayatta. Balraç onun yaşamasına izin veriyor. Bu senin için yeterli değil mi? Yürü. Anne. Bu evi çamura buladın anne, zaten. Lütfen. Seni mahvedeceğim. Yürü. Lütfen onu dövme. Hadi yürü. Anne lütfen. Şuna bak. Allah'ım. Ne yaptığına bir bak. Bütün evi rezil ettin. Sarayı ne hale getirdiğini gördün mü? Gördün mü? Önce annen. Sonra sen bela getirdin. Senin gibi bir sersemi arkasında bırakarak öldü. Sen de sürekli evimizi kirletiyorsun. Guru'nun bugün buraya geleceğini bilmiyor muydun ha? Şimdi kim temizlik yapacak? Söyler misin, annen mi yapacak? Söyle bakalım. Anne. Anne, bırak artık. Bırakayım mı? Ben temizlerim. Dinle. Her yeri tertemiz istiyorum. Eğer tek bir nokta bile kalırsa o süpürgeyi senin ve kızın ağzına sokarım. Anladın mı? Evet anne. Hemen temizleyeceğim. Sen benim annemsin, değil mi? Evet canım. Ben anne. Korkma kızım. Ben buradayım. Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garuda Dvaja Mangalam Pundarikaksha Mangalaya Tanohari Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadike Şaranye Trambake Gauri Narayani Namostute. Efendim, 32 yıldan sonra bizi ancak bugün ziyarete gelebildiniz. Eğer bu bağlılığın Tanrı'ya olsaydı seni çoktan duyardı. Sen sadece bana bağlanmakla sadakatini ziyan etmişsin. Annem hep sizin bizim için Tanrı gibi olduğunuzu söylerdi. Demek oğlum bu. Evet efendim.
İsmi Balraj Chaudhry. Şey Sayın Guru, 32 yıl sonra geldiniz. Ama bereketiniz hep benim ve ailemin üzerinde oldu. Sonucu görüyorsunuz. Sonuç iyi. Eğer her şey yolundaysa benimle konuşmaya neden bu kadar heveslisiniz Bayan Shoba? Aslında sorun şu ki efendim. Balraj ailesini genişletmek istiyor. Efendim, bu benim gelinim. Şey efendim, eğer onlar için dua ederseniz gelecekleri daha parlak olacaktır. Benim dualarımın bir değeri yok. Geleceği de ben yazmıyorum. Onu değiştiremem de. Ama geleceği gayet iyi görebiliyorum. Kızım. Evet. Gurumuza güzel bir yemek ikram edecektik. Getirin. Tabii anne. Efendim. Geleceğimiz adına endişeliyim. Çünkü oğlumun durumu çok zor. Balraj'ın ilk karısından bir kızı var. Bu kızı doğduğu sırada karısı vefat etmişti. Oğlum ateşe yürüyor efendim. Ayrıca mahkemede arazisini de kaybetti. Bayan Shoba. Evet. Geçmişini değiştirerek anlatabilirsin. Ama sakın sorularını çarpıtma. Doğru cevabı istiyorsan doğru soruyu sormalısın. İlk gelininizin aslında bir cinayete kurban gittiği söylentisi dolaşıyor. Elini kitabın üstüne koy. Mangalam Pundarikaksha Mangalaya Tanohari. Balraj canım, hadi. Mangalle Shive Sarvartha Sadike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute. Anladığım kadarıyla şimdiki karının oğlan mı, yoksa kız mı doğuracağını öğrenmek için can atıyorsun, değil mi? Evet efendim. Evet gurum. Tadeva lagnam sujinan tadeva tarabalan chandrabalan tadeva. Bayan Shoba. Hangi çağda yaşıyoruz ki kız ve erkek evlat arasında ayrımcılık yapıyorsunuz? Ve sen, bağnaz inanışlara saplanıp kalıp sonra da kendine genç mi diyorsun? Şey gurum, aslında öyle değil. Geçen sefer kız doğmuştu ve bu bize talihsizlik getirdi.
Her neyse efendim. Ben sadece oğlumun geleceğinin iyi olmasını istiyorum. Elbette müstakbel gelininiz size bir erkek evlat doğuracak. Geleceğim iyi olacak mı guru? Sen insanların kaderleriyle oynuyorsun. Aynısı geleceğin için de geçerli. Bil ki kader de seninle oynayacak. Ne oyunu guru? Efendim, lütfen bulmaca gibi konuşmayın. Bize sorunun ne olduğunu söyle. Oğlunun geleceği iki kılıcın ucunda duruyor. Eğer çocuk erkek olursa oğlunuzun geleceği o kılıçla krallık olacak. Ama kız olursa bu kılıçla babasının kellesini uçuracak. Oğlan olursa istediğiniz olacak. Kız olursa ismi anıldıkça utanç denizlerinde boğulup gideceksiniz. Efendim, gurum dinleyin beni. Gurum! Karnında ne var bakalım? Çocuğum mu? Yoksa sonum mu? Çodur efendim. Ne olursa olsun, o sizin çocuğunuz olacak. Eğer oğlansa benim olacak. Ama eğer kızsa... Eğer kız olursa... O zaman Tanrı onu kendine saklayabilir. Tamam, onun olsun, istemiyorum. Ne de olsa o istenmeyenlerin kurtarıcısı. Evet, şimdi söyle bakalım. Karnında ne var? Söyle. Bu sizin elinizde değil efendim. Hayır, benim elimde. Balraç, Balraç buraya gel. Beni dinle. Senin kötü şansın bir oğlan doğmasını engelliyor. Ha? Şş, şş. Sakin ol, sakin ol. Evet, evet. Eğer kız olursa Balraç... Biz de onu öldürürüz. Yok ederiz onu, anladın mı? Sen endişelenme. Sakın endişelenme. Sadece sakin ol. Ha? Ama nasıl? Rahminde büyüyen her neyse... ...kesip açmadan bunu öğrenebilirim. Ve sana söyleyebilirim. Nasıl anne, nasıl? Sana söyleyeceğim ama önce sakin ol. Ha? Cumri! Cumri! Ona dokunma! Sadece git ve ebeyi alıp hemen buraya getir. Tamam benim güzel oğlum. Tamam sakin ol, sakin ol. Anneni dinleyeceksin değil mi? Ha? Tamam, buraya otur hadi. Gel bakalım, otur. Evet. Tamam, endişelenme. Ha?
Endişelenme. Kafam karma karışık anne. Ve bu guru bir sürü şey saçmaladı. Tamam tamam, sakin ol. Çıkarıp onu vurmak istedim. Merhaba. Geldim işte. Bak geldi işte. Evet. Evet ama çok zaman aldı. Şimdi gelinimizi çağıracağım. Padmini. Hey Padmini. Kızım. Hey Padmini. Evet. Gel. Bu benim gelinim Padmini. Biraz yürü. Neden dikiliyorsun ha? Yürümeni söyledi hadi. Arkanı dön. Bekle.